Evet, Güney Marmara Bölgesi olarak baktığımızda bölgelere ayrıldı biliyorsunuz. Bizi ilgilendiren kısmı Marmara Bölgesi ikliminin yer aldığı bölümler. Yani burada neler var? İl olarak Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Çanakkale. Bu bölgelerde yapılan üretim bizim özellikle Güney Marmara Dayanışması olarak bizleri de ilgilendiriyor. Tekrar soracağım. İleri alabilir miyiz? Bu bölgede ne yetişir, ne yetişmez? Örneğin Türkiye'de, Türkiye çapında düşündüğümüz zaman envai çeşit ürün yetişiyor. Ama Marmara bölgesi, özellikle Güney Marmara'da, Bandırma'da, Erdek'te taşa soğan ekseniz bu üretilir. Öyle bir bölgede yaşıyoruz. Çok verimli topraklarımız var zeytincilikte. Şöyle söyleyeyim, turunçgiller demişim mesela. Turunçgiller haricindeki yaygın olarak üretilen bütün ürünler yetişiyor bölgemizde. Bunun haricinde yeni kurulan seralarımız var. Buralarda muz üretiliyor, kivi üretiliyor. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz Gönel tarafından. Çok büyük bir üretim havzasına sahibiz. Özellikle zeytincilikte önde gidiyoruz. Hem yağlıkta hem zeytin varlığımızda. Değiştirebilir miyiz? Tarım ve hayvancılık kenti Balıkesir olarak baktığımız zaman bazı ürünleri aldık. Mesela yağlık zeytinde ikinci sıradayız. Sofralık zeytinci altıncı sırada, silajlık mısırda üçüncü sıradayız. Yulafta 10. sırada, buğdayda 16. sıradayız. Hepimizin bildiği cevizde birinci sıradayız. %90'ı Balıkesir'in Bandırma köylerinde üretiliyor. Bunun yanında örneğin kavun, mesela bizim bölgelerimizde üretilmeyeceği düşünür. Tropik iklim bitkisidir. Ama kavunda 7. sıradayız. Aynı zamanda maydanozda 2. sıradayız. Yani bölgemiz çok kıymetli. Ama çeşit çeşit tehdit altında. Değiştirelim. Özellikle bugünkü üretim şeklimizde. Şimdi bizim savunduğumuz üretim şekli agroekolojik üretim şekli. Agroekolojik üretim şekli ne demek? İnsana ve doğaya dost üretim şekli demek. Tarım zehirlerinden ve insanı ve doğayı, toprak anayı hasta edecek her türlü zehirden, gübreden uzak bir üretim şekli savunuyoruz. Kooperatif olarak da bunu savunuyoruz. Burada baktığımızda bugün ne yapıyoruz biz? Kimse bize şu kadar gübre atacaksın, üzerine atmaman gerekiyor demiyor. Veya bunun bir cezası yok, bir denetimi de yok. Sınırsız kimyasal gübre kullanıyoruz. Sınırsız tarım zehiri, tarım ilacı dediğimiz tarım zehirleri kullanıyoruz. Bunları biz bugün kanser ve çeşit çeşit hastalıklar olarak geri alıyoruz. Yaşamış olduğumuz pandemi bize gerçekten kaliteli gıdanın ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımıza ve kendimize ne kadar iyi bakarsak, ne kadar iyi beslenirsek, savunma sistemimizin, bağışıklık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu anlattı. Burada bizim yaşadığımız farklı şeyler, tohumda bağımlılık var. Hiçbir üretici şu anda kendi tohumunu üretip onu bir sonraki nesillere, bir sonraki seneye de ekim biçimini yapmıyor, yapamıyor. Çünkü sertifikalı tohum dediğimiz bir dayatma var. Ve sertifikalı tohum dışında tohum ektiğin zaman örneğin buğday üreticisi. Buğday üreticisi sertifikalı tohum dışında atalık bir tohum ektiği zaman bunu satamıyor. Satamıyor çünkü toprak mahsulleri ofisi almıyor. Diyor ki benim makinelerim bunları kullanmıyor diyor. Böylece biz sürekli olarak üretilmiş o tohumları tüketmek zorunda kalıyoruz. Bilinçsiz su tüketimi, yağmur suyu hasadının yapılmaması en büyük sorunlardan biri. Hepimiz yaşadık bu yaz. Bir damla yağmur yağmadı. Benim arılarımız var, biz arıcılık yapıyoruz. Sonbaharda pürenler açmadı. Davulgalardan nektar polen gelmedi. Zeytinler biricik kaldı, buruşuk kaldı. Son 10 günde yağan yağmurlar olmasaydı eğer, belki de hasat yapılamayacaktı. Çok büyük zararlar olacaktı. Örneğin Muğla'da yanan ağaçların sonun, yani geçen 2 sene öncesine kadar yangınlar olmadan önce çok daha düzgün bir iklim şartları yaşıyorduk. Fakat son 2 senedir dönmeye başladı artık. İzmir'de yağmur yağmadı. Kuraklıktan barajlar kurudu. Bunun sebebi nedir? Muğla'daki o yangın, İzmir'deki kuraklık, yani hepsi bizi kelebek etkisiyle etkiliyor. Bu yüzden bir dal ağaç bile bizim için çok kıymetli. Ağaçlarımız, ormanlarımız heba ediliyor. Yani gençleştirme çalışmaları yapılıyor, tabii ki bakımları yapılacak ama bu seneki bütçede ormanlardan alınacak gelir şeyi
mecliste görüşüldü ve iki katına çıktı. Nereden geliyor bu iki katı gelir? Hiç düşündünüz mü? Benim arıcılık yaptığım orman kesilecek. Sizin oksijen kaynağınız orman kesilecek. Buralardan geliyor. Yani gökten biz Japonlar gibi ağaç dalından ağaç üretip satmıyoruz ki. Var olan ormanlarımızı satıyoruz. Tarım topraklarının organize sanayi bölgelerine ve şehirleşmeye açılması. Burada baktığımızda hanginiz biliyor acaba, bilenler var mı? Bandırmaya yapılacak makine bandırma, ne? Güney Marmara Metal OSB. Metal OSB'den haberi olan var mı? Bezirce Beyköy'e yapılacak. Yok, hepsinin haberi yok. Hepsinin haberi olsa buranın nereye döneceğini bilseler sesleri çıkar başkanım. Öyle değil mi? Ne olacak OSB yapıldığında biliyor musunuz? Beyköy Bezirci bölgelerinde organize oradaki arazilerin kapasitesini biliyor musunuz? Ona bir sorayım. Burada mesela üreticilerimiz var. Normalde Türkiye genelinde buğday üretimi 240-250 kilogramdır. Beyköy'de, Bezirci'de verimli toprak arazilerine kuru şartlarda üretilen buğday verimi normal şartlarda 550 kilogramken çok iyi şartlarda olanlarda 1 tona kadar buğday alınabilmektedir. Bu bölgeler ikinci derecede aslında bir sulanabilse birinci sınıf ama ikinci sınıf sayıldığı halde ne yazık ki bir kararla altıncı sınıf olarak lanse edildi. Altıncı sınıfa çevrilmedi, lanse edildi ve kamu yararı denilerek bu araziler satıldı. Üreticiden alındı. Ve o bölgeye şimdi 2.200.000 metrekareye organize sanayi bölgesi kurulacak. Bizim buğday tarlalarımıza, arpa tarlalarımıza, bizim karpuz tarlalarımıza, taşına soğan ekseniz çıkacak tarlalarımızdan şimdi organize sanayi bölgesi çıkaracak. Burada bizi istihdam edecekler mi onu bilmiyoruz. Buradan çıkacak atıklar nereye gidecek? Çevreye dost bir üretim yapılacak deniyor. Yani ne kadar bir organize sanayi bölgesi, hadi bizim en iyi çevreye dost organize sanayi bölgemiz Bandırma'daki. Öyle değil mi? Bakın hiç akarı yok, kokarı yok olarak görünüyor. En iyisi o ki buraya makine ihtisas OSB kolu kurulacak. Daha önce yapılan o karşı girişimler olmasa kimya sanayi deniyordu. Sonradan hakkımızda ne çıkacak? O hayırlısı. Böyle bir organize sanayi bölgesi ne yapacak? Önce kendi bulunduğu yeri. Ondan sonra da bütün etraftaki arazileri kirletecek. Şu anki zeytinliklerimiz, tarlalarımız. Yani biz bugün bir Erdek Körfezi'ndeki o büyük fabrikayı biliyorsunuz. Sarı sarı gazlar çıkarıyor. Balıkesir'de ne kadar, Bandırma'da ne kadar büyük hastalıklar var. Bursa'ya giden en çok hastalığın, kanser hastalarının Bandırma'dan geldiği söyleniyor. O adı malum gübre fabrikası yüzünden çektiğimiz sıkıntıları düşünün. Bir OSB yüzünden neler yaşayacağız? Ve bu organize sanayi bölgesi, bu kurulacak olan kooperatifimizi, bizim üretimimizi, bizim arılarımızı, ormanlarımızı, her bir damla suyumuzu kirletecek. Mecbur kirletecek. Çünkü çiçek çıkmıyor ki bacalardan. Yani yaşam alanlarımız sona erecek. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ormanlarımızın insan eliyle yok edilmesi. Ormanlarımızın insan eliyle yok edilmesi, bunu hepimiz biliyoruz, yangınları biliyoruz. Ekim alanları, mesela örneğin Kapıdağ ormanlarını bilirsiniz, yaşadığımız bölge. Kapıdağ ormanlarını orman dışı bölge denilerek cevizliklere açılan %80 eğimli araziler var. Binlerce, belki milyonlarca dönüm arazi. Buralar önce cevizliklere açıldı, cevizlikler orman bitkisi sayıldı, orman arazilerine cevizlikler ekildi. Gelecek zamanda da bunlar kamulaştırılacak. Buyurun, buradan kayıp yaşıyoruz. Halbuki orman demek temiz üretim demek. Orman dediğimiz yer belki de en temiz, en verimli toprak arazisine sahip bölgedir. Buna yeni nesil hastalıklar çıkıyor. Yani kullanılan bu agroekoloji dışında, ekolojik üretim dışında yapılan her zehir, suya atılan her atık bizi hastalandırıyor. Örneğin kullandığımız plastik poşetlerin üzerinde geri dönüştürülebilir yazıyordu. Birdenbire mikroplastikler çıktı. Nereden çıktı? İneğin etinden, tavuğun etinden, anne sütünden. Nereden geliyor? Bu plastiklerden geliyor, kullandığımız torbadan geliyor. Yani fizik kanunu, hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmuyor.
O yüzden ne kullanıyorsak, nasıl davranıyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Etkisini yaşamaya başladığımız iklim krizinden bahsettim zaten. Değiştirebilir miyiz? Şimdi kooperatifçilikte Ovacık modeli, nacizane başkanım burada. Ben haddim olmayarak biraz bahsedeceğim. Şimdi Güney Marmara Kooperatifi'nin kurulduğu temeller bunlar. Sağlıklı organik gıdaya ulaşım hakkı. Her birimizin en kaliteli gıdaya ulaşmaya hakkı var. Organik dediğimiz, ekolojik dediğimiz yumurtaya, çocuklarımıza, minicik bir kız çocuğumuz var burada ikinci sırada bakıyor. Onun en güzel suyu içmeye hakkı yok, hakkı var. İstanbul'dan döndüğümüz zaman babam dedi ki havası yok, nefes almaya, suyu yok, içmeye, yolu yok, gitmeye. Yani bu duruma gelmeyelim. Sağlıklı organik gıdaya ulaşım hakkı hepimizin var. En kaliteli buğdaya, en temiz buğdaya ulaşmaya hakkımız var. Bugün glutenden hepimiz hastayız. Ben bir dilim ekmek yiyemiyorum örneğin. Yiyemiyorum, yok bir börek yiyemiyorum. Çünkü gluten hassasiyeti çıktı 40 yaşından sonra. Yaş kemale erdi, sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Agroekolojik tarım. Bu kelime sizlere yabancı gelebilir. Agroekolojik tarımın anlamı şudur. İnsana ve doğaya dost üretim. Yani öyle bir üretim yapacaksınız ki ne topraktaki karıncayı inciteceksiniz, solucanı yok edeceksiniz, ne de havadaki kuşa, ne de insana, ne de toprağa zarar vereceksiniz. Bu Türkiye, bulunduğumuz topraklar 1930'larda, 34'lerde yurt dışına hayvan ihraç ederdi. Biliyor musunuz? Koyun ihraç ederdi. Biz bir koyun memleketiydik. Türkiye'nin üzerinde şöyle Hatay'dan İstanbul'a doğru gelin uçakla, her taraf tepelik dağlıktır. Tam bir koyun memleketidir. Bunun yanında aynı zamanda portakal ihraç ederdi. Atatürk'ümüz, sevgili Atatürk, portakalla fabrikalar yaptırdı. Portakalla ödeyerek fabrika yaptırıldı. Biz bugün buğdaya muhtaç durumdayız ne yazık ki. Katılımcı kooperatifçilik, kolektif üretim diyoruz. Katılımcı kooperatifçilik dediğimiz şey üreticinin ve tüketicinin bir arada karar verdiği, aynı zamanda kooperatif yönetiminin bir arada karar verdiği bir üretim şekli. Beraber ekilip beraber biçilen bir üretim şekli. Ne üretiliyorsa beraber karar verilen eğitimlerin yapıldığı, A'dan Z'ye bütün katmanların bilinçlendirildiği ve aynı zamanda bütün yoğunluğun ağırlığı paylaşıldığı bir üretim şekli. Mesela örneğin nohut ekilecek. Ekilecek nohut hangi arazilerde ne kadar ekilecek? Üreticilerle beraber karar veriliyor ve üreticilerle beraber fiyat, satış, kurulacak malzemeler, işte nelerdir hepsine beraber karar veriliyor. Minimum makineleşme, maksimum iş gücü. Burada ne yapılıyor? İnsanlara ekmek, aş sunuluyor. Örneğin makineleşme, bu Tunceli'de yapılan, Dersim'de yapılan üretim şekli. Elle hasat, elle çapa yapılıyor, elle hasat yapılıyor. Örneğin orada nohutu veya da baklagilleri siz paketlediniz. Bunlara Dersim'deki kadınları yine yaptıkları, ürettikleri bez torbalar alınıp konuluyor. Bunlar kullanılıyor. Yine yerli, kendi bölgelerinde üretim şekline izin veriliyor. Bunlara istihdam sağlanıyor. Paketlemede, aynı zamanda diğer üretim hasatta, her şeyde aklınıza gelen sulamada hep insan iş gücü kullanılmaya çalışılıyor. El verdiği usulde. Adil fiyat politikası. Burada adil fiyat politikası nedir? Hem üretici kazanacak, hem tüketici kazanacak. Üreticinin kazanmadığı bir üretim şeklinde yiyecek, içecek, kullanacak gıda veya da üzerimizdeki şu kıyafet, şu masa hiçbiri yok. Çünkü üretici üretimi bıraktığı zaman siz ne kadar ithal ederseniz edin. Yani bugün dolar olmuş kaç lira, biz bunu bugün yaşıyoruz, öyle değil mi? Hepimiz yaşıyoruz. Ama Türkiye'de üretilseydi, bunlar yetseydi bize, ithal etmek zorunda kalmayacaktık ve daha ucuza tüketmiş olacaktık. Gelir kooperatif fonlarına aktarılarak paylaşılıyor. Bu kısmı başkanımdan rica ediyorum. Yani burada benim anladığım şu, Bandırma'dan bir tüketici olarak, bir üretici olarak, kooperatifin geliri yine kooperatifin fonlarına ayrılıyor ve yine üretimde, yine tüketicide, yine hizmet için kullanılıyor. Örneğin tohum için kullanılıyor. Örneğin işte ham madde alımı için kullanılıyor. Örneğin makine için kullanılıyor. Ben bunu anlıyorum.
Kadın istihdamına öncelik veriliyor. Paketlemede makine kullanacakken insanlardan yardım alırsınız. Kadınları çalıştırırsınız. Kadınlara destek olmuş olursunuz. Erkek yerine kadını alırsınız. Yani bu 2x2=4 veya kadınla erkeğin aldığı, bugün bahsettiler, zeytinde yevmiye erkekte 300 lira, kadında 270 lira mıydı Aydın Bey? Sayı 270 lira. Burada adalet nerede? Erkek makine kullanıyormuş. Ben de kullanırım ya. Koskoca bal sandığını kaldırıyoruz babamla. Niye kullanamayayım? Yani adalet her yerde, her şeyde olmalı. Haftada 39 saat çalışılıyor. Bunu görünce inanın arıcılığı bırakıp gidip işe mi gireyim dedim. Yani dedim valla. Bilen dedim. Neden olsa reklamcı özendirdim. Evet, reklamcı özendirdim. Geçelim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, mutlu üretim, mutlu insan demek, mutlu tüketici demek. O yüzden bu mutlu teyzemizi ekledim oraya. Teşekkür ediyoruz.